Sihirbazlık bir yanıltma sanatıdır. İzlediğimizde buna inanmamızın sebebi aslında budur. Bir sihirbazın asıl başarısı, kullanıcının düşünmediğini düşünüp izleyicilerin ilgisini bir yere toplarken arka planda yaptığı işlerdir. David Copperfield nasıl uçuyor? Yıllardır insanlar, David Copperfield'ın havada asılı kalarak uçmasının gizemine açıklık getirmeye çalışıyorlar. Konuyla ilgili pek çok açıklama oldu. İşte uçma bilmecesinin gerçek çözümü. Copperfield özel ipler yardımıyla uçuyor. Bu özel ipi dünya üzerinde yalnızca birkaç tane fabrika üretiyor. Bu fabrikalar arasından özellikle Las Vegas'ta bu tür ince halatlar üzerinde yoğunlaşmış biri. 1 milimetre inceliğinde ve yaklaşık 100 kilogram ağırlığı kaldırabilen halatlar üretiyor. Copperfield, siyah süveterinin içine sakladığı, akrobatik hareketler yapabilmesine olanak sağlayan bir kemer sayesinde bu halatlardan sadece 2 adet kullanıyor. Sahnenin üzerinde ise 2 ya da 3 kişi tarafından kumanda edilen, özel tasarlanmış ve Copperfield'ın hareketlerine ve esnekliğine göre ayarlanabilen bir vinç bulunuyor. Dünyanın çeşitli yerlerinde insanların hayretler içerisinde kalarak izlediği gösteriler yapılıyor ki insanlar da bu şovların sırrını anlamakta zorlanıyor. Bunlardan biri de havada duran adam. Ünlü Alman illüzyonist Johann Lorbeer'in kendisini havada sabitlediği gösterisinin sırrı ise çözüldü. Lorbeer, "Bu sadece bir illüzyon ve benden başka kimsenin yapamayacağı bir illüzyon," diyordu. Ancak fotoğrafların birisinde bu numarasının sırrı ortaya çıktı. Fotoğraflara bakmaya devam edin. Bakalım ünlü illüzyonistin sırrını siz bulabilecek misiniz? Sırrı bu fotoğrafta ortaya çıktı. Duvara monte ettiği düzenek ile havada durduğu anlaşıldı. Londra'daki Thames nehrini yürüyerek geçen adamın sırrı ise aylar sonra çözüldü. Yüzlerce insanın ağzını açıkta bırakan numarada, Steve Rain suyun üzerinde yürümeye başlamıştı. Sihirbazların hepimizi etkileyen inanılmaz numaraları vardır. Fakat bu gösterinin diğerlerinden bir farkı var. Gerçek adı Steve Rain olan Dynamo lakaplı illüzyonist, yaptığı bu şovla izleyenlerin ağzını açık bıraktı. 28 yaşındaki genç illüzyonist Londra'daki Thames nehrini yürüyerek geçti. Parlamento binasının şahit olduğu gösteri, polis botunun illüzyonisti tekneye almasıyla son buldu. Bu olaylardan aylar sonra ünlü sihirbazın suyun altına şeffaf plastikten büyük bir parça yerleştirdiği ve aşağıdaki balık adamların o parçayı tuttuğu belirlendi. Sihirbazı sudan alan polisler de gerçek polis değil, sihirbazın adamları çıktı. Sokaklarda havada duran, bir bastona tutunup yerden yarım metre yükseğe çıkan o şaşırtıcı gösteri. Bu hileyi artık herkes biliyor. Çoğu insan bu numaranın nasıl gerçekleştiğini merak etmiştir. İllüzyonistlerin yere serdikleri halı veya farklı bir dekorasyonun altında tuttukları sopa ile bağlantılı bir levha vardır. Tuttukları sopa koldan içeri girer, gövdeden geçer ve oturacak bir alan oluşturur. Bu sayede adamın sanki havada oturduğunu görmüş oluruz. Michael Jackson, pop müziğin kralı ve dans figürleriyle hafızaları kazınmış bir isim. Ay yürüyüşü gibi muhteşem dansları olan Michael Jackson'ın yerçekimine meydan okuduğu Symmy of Cranimal parçası sihirbazlık numarası olarak gösterilebilir. Zira hiçbir insan evladının o açılarda ayakta durması mümkün değildir. Jackson ve dansçıları burada özel tasarlanmış bir ayakkabı giyiyorlar. Ayakkabıların topukları yere gizlice sabitlenmiş çivilere takılıyor. Ve ayakkabıların özel tasarımı sayesinde yaklaşık 45 derecelik eğime ulaşan Michael, bunu yaparken birçoğuna göre imkansızı başarmıştı.